dünyadan haberiniz yok. Yani farz edin ki dünyadan haber alamıyorsunuz. Gazete, dergi, televizyon, internet, radyo, hiçbir şey yok. Küçük bir Texas kasabasında, tozun toprağın içinde, emeğinizin karşılığını alamadan sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz. Yani öyle ki emeğinizin karşılığını alamadığınızdan bile haberiniz yok. Habersizsiniz. Sonra bir gün kasabaya bir adam geliyor ve size dünyadan haberler getiriyor. Gazeteler okuyor ve hikayeler anlatıyor. Nereden çıktı şimdi bu derseniz, bir film izledim. O film hatırlattı bana bunları. Tom Hanks'in başrolünde oynadığı Dünyadan Haberler filminden bahsediyorum. Ve uyarıyorum, bu videoda filme dair yüklü miktarda spoiler yer alabilir. İsterseniz videoyu tam burada durdurun. Filmi izleyin, öyle gelin. Ama mutlaka gelin, çünkü siz gelene kadar ben burada böyle bekleyeceğim. Devam ediyorum. Yüzbaşı Jefferson Kyle Kidd, Tom Hanks'in oynadığı karakter, yani başrolümüz, kahramanımız, Amerikan İç Savaşı'ndan sonra geçimini sağlamak için enteresan bir iş buluyor. Diğer birçok askerin aksine silahı bırakıyor, kitaba sarılıyor. Kasaba kasaba gezerek adam başı 10 sent karşılığında insanlara gazete okuyor, haber veriyor. At sırtında bir western turnesi tadındaki bu hikayeye, yolun bir yerinde Johanna isimli Alman asıllı ama ne Almanca ne İngilizce konuşabilen sevimli bir kız çocuğu katılıyor. Ve tahmin edersiniz ki hikayede tam burada başlıyor. Johanna daha çok küçükken Kiowa yerlileri tarafından kaçırılmış ve kendisini Kızılderili zannediyor. Konuşabildiği tek dil de Kiowa dili. Annesi ve babası öldüğü için gidebileceği tek adres 500 kilometre uzaktaki teyzesinin evi. Peki onu oraya kim götürüyor dersiniz? Evet, doğru tahmin ettiniz. Yüzbaşı Kit götürüyor tabii ki. Birbirlerinin dilini bilmeyen sarışın küçük bir kız ve soluk benizli ihtiyar hem turne yapıyorlar hem de mesafe kat ediyorlar. Elbette başlarına olmadık işler geliyor. Yüzbaşı Kit hiç istemediği halde silah kullanmak zorunda kalıyor. Johanna zaman içerisinde yol arkadaşına güvenmeye, ondan bir şeyler öğrenmeye başlıyor. Aslında Yüzbaşı Kit de Johanna'dan birçok şey öğreniyor. Western filmlerinin bütün özelliklerini taşıyan bu dramatik yol hikayesinde Yüzbaşı, yol arkadaşı Johanna sayesinde kendi içinde bir yolculuğa çıkıyor aslında. Onun da dönmesi gereken bir evi, bir karısı var. Dönmeli ve düzeltmesi gereken şeyleri düzeltmeli. Eksik bıraktıklarını tamamlamalı. Evinden ve ailesinden uzak düşen Johanna değil sadece. Bir insan ne kadar güçlü olursa olsun, insanlara gerçeği taşıyan büyük bir kahraman bile olsa, küçük bir pusulaya ihtiyacı var. İşte o küçük pusula, sevimli kız Johanna oluyor. Gittiği kasabalarda insanlara dünyadan haberler veren Yüzbaşı Kit, kimi güçler tarafından, daha doğrusu kimi güçlüler tarafından sevilmiyor. Çünkü o güçlüler, güçlerini soru sormayan, merak etmeyen, etliye sütlüye karışmayan, kendisine verilenle yaşamaya alışmış, hayatta olmayı mekanın güçlülerinin bir lütfu zanneden insanlardan alıyorlar. Yani insanlar ne kadar zayıfsa kasabanın reisleri o kadar güçlü. Ama dünyayı o kasabadan ibaret zanneden insanlara kafalarındaki sınırları yıkmaları için hikayeler anlatıyor Yüzbaşı Kid. Elbette sadece bir akşamda, bir saatte bütün gerçekleri anlatması mümkün değil. Ama insanların kurumuş zihin tulumbalarına böyle bir tas su döküyor. Gerisini de insanlara bırakıyor. Onlar tulumbanın koluna asılırlarsa derinlerde bir yerde hayat kaynağına ulaşıp hayatı, dünyayı ve kendilerini daha iyi tanıyabilirler. İşte bu hikayeler ve şehrin öbür ucundan gelip gerçekleri söyleyen bu adam kasabanın güçlüleri tarafından bir tehdit olarak görülüyor. Çünkü onlar kafalarına göre bir atmosfer oluşturmuşlar ve bu sayede de yollarını bulmuşlar. Yüzbaşının getirdiği tren yolu geleceği haberi ve köleliğin kaldırılabileceğine dair haber kötüleri çok da mutlu etmiyor tabii ki. Kasabalı onlara ve onların gazetelerinde yazanlara mahkum ve mecbur olduğu müddetçe sürdürebiliyorlar çünkü tıkır tıkır yürüyen işlerini. Yüzbaşı Kit
dünyadan haberi olmayan kasabaların o bir haber insanlarına bir hafıza inşa ediyor aslında. Daha doğrusu onlara anlatılan, onlara söylenen yalanlara karşı bir karşı hafıza inşa ediyor. Neyse, şimdi daha fazla konuşup filmi daha sonra izleyecekler için daha da tatsız tutsuz hale getirmeyeyim. Yani demek istediğim şu ki, olur da bir gün karşınıza sizin bildiğinizden daha doğru ve daha iyi bir bilgi çıkarsa, onu size getirenin sizin kasabadan mı yoksa uzaklardan mı olduğuna bakmayın. Genelde o tür kasabalarda yabancıları pek sevmezler. Öyle değil mi? Bir haber görmüştüm birkaç gün önce. Bir belediye otobüsü, bir halk otobüsü ambulans geçebilsin diye arabaların önünü kesmiş. Bazen bir insan kötü gidişi engellemek ya da iyiliğe yol açmak için ya bizim gittiğimiz istikametin tam tersine kırabilir direksiyonu. Hemen o anda kornalara yüklenip ortalığı velveleye vermeden önce frene basıp sakin bir şekilde ne olduğunu anlamaya çalışmak daha mantıklı olabilir. Bazen koşarak, bazen de durarak iyiliğe hizmet edilir. Bir süre önce Brüksel'e gitmiştim. Giderken de yanımda kameramı götürdüm. Hani fotoğraf çekeyim, video çekeyim, böyle güzel bir vlog çıkarsa kanalda yayınlarım. Böyle şehri en güzel gören bir tepeye çıktık bir arkadaşla birlikte. Ben de sırt çantamdan kameramı çıkardım. Şöyle hevesle manzaraya bakmaya başladım. Gerçekten çok güzel görünüyordu. Kameramı aldım ama bir de ne göreyim? Evet, doğru tahmin ettiniz. Yani bence doğru tahmin ettiniz. Hafıza kartı yok. Hafıza kartını unutmuşum. Orada da başka bir kart bulma şansım yoktu. Onca yol, sırtımda taşıdığım çanta, verdiğim emek, yorgunluğum hepsi israf oldu. Hiçbir işe yaramadı. Ya tamam, ben gördüm ama kayıt altına alamadım. Yaşadım ama ispatlayamam. Yani o yüzden olur da bir gün kasabanıza dünyadan haberler getiren bir insana uğrarsa onu anlayacak, onun anlattıklarını kaydedecek kadar hafızamızda yer olmalı. Daha doğrusu bir hafızamız olmalı. Onca yıl yaşayıp, onca şeye şahit olup, onca insanla tanışıp, onca acı tadıp, onca yol yapıp bir hafıza inşa edememek çok büyük bir kayıptır. Yani tam anlamıyla bir iflas. Kahramanımız Yüzbaşı Kit, yol arkadaşı Yohanna'yı akrabalarına teslim ederken şöyle diyor. Onun yeni hatıralara ihtiyacı var. Ona bir geçmiş verin. Ona hikayeler anlatın. Ona kitaplar alın, hikayeler okusun. Hikayeleri çok seviyor. İyilerin en güzel ve huzurlu yaşadığı yer güzel hatıralardır çünkü. Ya tamam da yani bir şiirden bir hikayeden ne olur ki derseniz, bir şiir ne kadar güçlü olursa olsun bir savaş uçağını düşüremez ama pilotunun düşüncelerini değiştirebilir diyor Filistinli şair Mahmut Derviş. O halde o şiiri, o hikayeyi, düşüncesi değişmesi gereken pilota ulaşana kadar elden ele uzatalım bir zahmet. Gerçeğin insanın zihnine ulaşmasına yardım edelim. Gerçeğe bir şans verelim. O gerçekle ne yapacağına bırakalım. İnsanlar karar versin.